Sosyal medya uygulamanın bir çoğunda olan e, ve bizim anayasamızda korunan, özel bir kanunda korunan aile yapısını bozmaya yönelik e, bazı eksikliklere sahip olması. Bir yandan e, aile yapısını tehdit eden ve özellikle çocukları tehdit eden bir yapısı ne olduğunu görüyoruz. Sosyal ağ uygulamalarının tamamında profil oluştururken bir yaş sorgulaması yoktur. Sadece görünürde olan bir yaş sorgulaması vardır. Sizden beyan etmenizi isterler profil açarken. Siz kendi yaşınızı beyan edersiniz ve o beyanı doğru kabul eder. Bunu tüm e, sosyal medya uygulamalarının profil oluşturma şartlarında görebiliyoruz. Burada da 13 yaş gibi bir sınır var bizim ülkemizde sosyal ağ uygulaması olan e, TikTok'ta. 13 yaşın üzerinde herkes TikTok uygulamasında bir profil oluşturabiliyor ve video paylaşabiliyor. Aynı zamanda canlı yayın yapabiliyor. Bu oldukça tehlikeli bir paylaşım türü. Çünkü kontrol edemeyeceğiniz bir paylaşım'a neden oluyor bu da. Özellikle çocuk yaşta yani bizim 18 yaşa kadar kabul ettiğimiz o yaş grubu çocuktur ve bunların korunmaya muhtaç korunmaya muhtaç bir yaş grubudur bu çocuk olan yaş grubu. Bu konuda aile mahremetini özellikle sarsan bir uygulama olan TikTok Burada çocuklar için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. E, 13 yaşından yukarı herkesin paylaşım yapabilmesi ve paylaşılan tüm içerikleri incelemesi, izleyebilmesi oldukça sıkıntı yaratan bir konu. Dünya'nın birçok ülkesi ülkesinde e, bu tür tartışmalar devam ediyor. Çin'de yazılan bir uygulama olmasına rağmen Çin'de bu yasak. Çin sadece kendisinin e, yani Çinlilerin kullandığı bir başka e, uygulama, kısa e, kısa video paylaşım uygulaması kullanıyor. Bazı ülkelerde bu yaş sınırlamasının yükseltildiğini görüyoruz. Özellikle ülkemizdeki istatistiklere göre kadın kullanıcıların çok fazla olduğu bir uygulama. Ve artan boşan, boşanma davalarında da özellikle kocanın bu aldatma tabanlı boşanma isteklerinde olduğu görülmekte. Bunun altında da aile mahremiyeti olgusunun TikTok ve benzeri uygulamalarla sarsıldığının yaptığını görüyoruz. Ev mahremiyeti, iş mahremiyeti gerçekten sarsılmış vaziyette. Evden ve çeşitli iş yerlerinden yayın yapıldığını görüyoruz videoları izlediğimizde. Asker, polis gibi üniforma giyen meslek mensuplarının, tabi bilemiyoruz her ne kadar doğru mu, değil mi o kişiler, o mesleklerde çalışıyor bunu teyit etmek gerekti. Kişilerin video çekip canlı yayın yapıp paylaştıklarını görüyoruz. Özellikle askerlik mesleğini icra ederken görev başında yapılan bu paylaşımda istihbarat açısından da sıkıntı yaratmaktadır. Kişisel veriler kapsamında çok tehlikeli e, paylaşımda hem de kişinin mahremiyetine bir saldırıdır. Oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir uygulamayı sınırlayamıyorsanız yani bir e, bir yaş grubu net bir kontrol yapamıyorsanız kimlikle mutlaka sınırlama yoluna gidilmesi gerekiyor. Çünkü aksi halde e, aile yapısı derinden sarsılacak. Çocuklarımız e, kontrolsüzce bu uygulamadaki Paylaşımları izleyebilirken ve kendileri de buradan paylaşım yaparken bizim gözümüz gibi baktığımız çocuklarımızı bu alanda dijital alanda yani siber uzayda koruma olasılığımız kalmıyor. Bu nedenle oldukça olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda böyle bir sınırlama gelmesi de hem toplumun mahremiyet duygusunun yeniden kazanması hem de bu alanı... E, bu alandaki istismarların da engellenmesine neden olacaktır. Bazı ülkelerde çeşitli alanlarda e, TikTok'u yasaklıyor. Örneğin İngiltere, Norveç'te, Danmark'ta gibi birçok ülke TikTok'u özellikle çalışanlarının, e, devlet çalışanlarının cep telefonunda olmasını istemiyor.